Türkçen ilerledi. Evet. Ama şey, Türkçen normalde çok iyi değil miydi abi? Film için mi çok geliştirdin? Yok, filmde zaten... Yok, burada kaldığım sıra herkesten Türkçe konuştuğum için... Her Azerbaycanlı bu kadar konuşmuyor mu zaten? Aşağı yukarı yani, konuşuyor. Değil mi? Anlamamız böyle diyeyim. TV 8 falan, Survivor bunu izleyin. Survivor'dan öğrenmiş. TV 8 Survivor Türkçesi var. O zaman haydi bastır. Atamadı. 3-2-1 kupa. Yani Türk dizilerini izleyerek orada. Ona göre Türk dilini daha rahat anlayırız. Bir de Azerbaycan'ın, yani ben Bakü'de de yine aynı ekiple başka bir Azeri oyuncularla bir film çektiğimiz için sık sık Bakü'ye gider oldum. Yine çalıştınız mı birlikte? Evet, evet, başka bir filmde de çalıştık. Şöyle bir durum oluyor. Yani aslında dil çok benziyor birbirine. Hani bazı kelimeler farklı ama böyle bir şekilde anlaşıyorsun. Yani o başka bir şey söylüyor, sen başka bir şey söylüyorsun ama hani aa evet falan diye böyle enteresan bir bilmiyorum. Bir sanki bir temelleri aynı dolayı, gibi. Böyle temelleri aynı. Anlıyorsun yani. Ama çok da komediye müsait gerçekten. Yani sanki biri özellikle bu iki dil arasında bir komedi çıksın diye kelimeleri böyle bilinçli olarak yerleştirmiş, evet, gibi geliyor yani bana bazen. Çünkü mesela kaleci kapıcı değil mi? Aynen öyle, evet, çok komik. Kaleciye kapıcı deniyor. Öyle, öyle garip kelimeler ne var abi? Yani biz yani ya bilmiyorum, sizin için o garip, bizim için normal. Mesela sümük var mesela. Sümük değil mi? Kemik demek. Mesela benim menüde, etim sümüksüz olsun falan. Menüde ya, öyle işte. Sümüksüz yani. Çorba, evet, falan. Ama sümük mesela kapıcı kaleci anlaşılır hani. İkisi de kapıyı bekliyor gibi ama sümükle kemik ne alaka ya? Niye alakası yok? Güzel komik. Biz burada karşılıklı fırça atıyoruz. Abi fırsatmıyorum yani. Emekli kız mı? İyi çocuk o. Vallahi. Sevdim seni. Sevdim seni ben. Hayır böyle şey. Sen peki ne yapıyorsun abi orada? Şu an dizin var mı orada? Bekarım abi bir şeyler. Nasıl bekar? Abi o başka problem. Karısı içeride. Karısı içeride iki tane çocuğum var ya. Ne sarvat ediyorum. Şaka. Ben evlisin, çocukların da arkadayız ama. Buradadılar. Şaka yaptın da ondan sonra Azerbaycan'a gidince yakmasın seni. Yok bekar bizde şey. Bekar bizde işsiz. İşte bak gördün mü? Bak. Ulan yine gitti ya. Evet. Bak yine. Evet. Sen şu an kıvırıyorsun mu yoksa böyle? Ya söylüyorum ya. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Söyleyeceğim. Serial dizi yapımcısıyım. Birkaç tane dizim var. Yapımcılık yapıyorsun ha. Evet. Bacanaklar, Kız Atası, Kardeşler vesaire. Kendim Bacanaklar dizisinde çalışıyorum. Aktör kimi hem de. Hem yapımcıyım. 10 yıldır Bacanaklar. Azerbaycan en uzun ömürlü. 10 çok iyi dedin. 10 yıl. Çok, onu 10 yıl dizi yani çok güzel söyledin. Bir daha desene 10 yıl. 10 yıl. Çok güzel söyledin. Evet, evet. 10 yıldır devam ediyor dizi. İnşallah bu yıl son yıl olur. Bıktım abi. Hadi canım. Gençliğim gitti o dizide. Ama o bitince de şey olur. Keşke bitmeseydi dersin. Bitince yok. Yeni iş yaparım. Yeni bir şeyler. Stand-up da mı yapıyorsun abi? Stand-up yaptım 2002'de. Bir 5 yıl. 5 yıl. Sonra yapımcılık yapıp çekiyor. Sen hep uzun uzun çalışmışsın. Zengin misin sen abi? Çok abi, çok zengin. İyi yani. Stand-up yapıyordun. Evet, evet. Sonra Türkiye'de yaptım. Show yaptım. Arı Show, böyle bir show. Azerbaycan'ın en büyük şovlarından biri oldu. Böyle. Hadi be. Ace Show. Böyle bir show. Adı neydi? Arı. 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 İğne arı cız, ben natapıyorum. Aynı. Abi yok, arı aynı. Çok iyi. Ben arıyı nasıl anlatayım bu adamı? Çok iyiydi ya. Arı şey anlamında, yani o bal veriyor ama iğne de vuruyor. İğne biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Aynı, o da aynı. İğne aynı ya. İğne kola giriyor. Evet. İstersen arkanı değil. Evet. Yani iğnesi İstersen atı ama balı şirin, böyle bir şoydu. Süper. İsim çok güzelmiş. Evet. Bakılmadı, yani balı kapattık. Hem böyle iğneleyici yerleri de vardı demek ki. Hem tatlıydı da falan. Çok güzel isimmiş. Evet. Bakan olmadı, kapattık. Nasıl? Tutmadı mı? Evet, şaka yapıyorum. Tuttu abi. Bir show oldu ama. Şu an devam ediyor mu? Hayır. Diziye başladığım için bıraktım yani. Biraz şans, biraz... Ne şansı? 10 yıl dizi tutmuş, o 5 yıl o tutmuş. Daha şansı yok, parayı tut. Sen parayı harcıyor gibi duruyorsun. Biraz harcıyorsun. Abi paranın hesabına tutmuş abi, kendisine tutmuyor. Ben para harcıyorum ki otursun öyle. Bir kelimeler var mı? Okey, gittik. Fok, su iti. Ne? Fok balığına su iti mi diyorsun? Su iti diyorsun. Evet, su iti. Su iti. Fok mu diyorsunuz? Fok. O zaman köpeği direkt it mi? Cülmeli yani. O bizimki kötü değil mi? Cülmeli, kötü değil. Balık değil diye zaten bir takım tartışmalar var. Evet. Bilmiyorum duydunuz mu? Su köpeği. Su köpeği, evet. Bizde su iti. Çengelli iğne, sancak.
Çengel, çengel. Li iğne. Çengelli arı, iğne. Arı, çengelli. Arı iğnesi hani var ya. Çengelli. Ha, sancak. He, sancak. Çengelli iğne mi diyorsun siz? Çengel, sen... Ha. Bir şaşıralım istiyor. O daha çok şey söylüyor. Çok harikasın. Ya. Bacağı kıç diyor musunuz? Kıç bu. Kıç. Bacak. Ha. Bacak. Sizde bacak. Sizde kıç. Ha, sizde ne? Kıç. Ha, bunu da biz bilelim lütfen. Bacak kıç mı kıç mı? Kıç, kıç. Ben de tam bilmiyorum. Peki kıç ne pek sizde? Kıç. Kıç. Bacak. Okay. Evet kıç. Kemik, sümüklü et. Sümük et. Pirzola, kemik. Pirzola? Pirzola. Yani kemikli et böyle yediğine evet, sümüklü et. Evet. Sümüklü et. Afiyet olsun. Yani o... Evet güzelmiş. Güzel güzel. Abi valla çok mutluyuz seni ağırladığımız için burada.